Herkese merhaba, webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ideal ürünleriyle tehdit avcılığı nasıl yapılır? Konuşmacılarımız Musab Yardım ve Sezer Arslan bizlerle birlikte olacak. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz üzere hani bugünkü webinar konumuz EDR ürünleriyle tehdit avcılığı nasıl yapılır? Buna değineceğiz. Sezer Hocam var, bugün bana eşlik edecek Exclusive Networks'ten. Bugünkü hani EDR ürünleriyle tehdit avcılığının nasıl yapıldığından bahsederken konuk ürünümüz de SentinelOne olacak burada. Sezer Hocam bize SentinelOne özelinde de hani tehdit avcılığı nasıl yapılıyor? Hem ürünün genel özelliklerinden bahsedecek hem de biraz daha tehdit avcılığı özelinde SentinelOne bize neler sunuyor? Bunlara değiniyor olacak. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Musab Yardım. BGA Bilgi Güvenliği'nde Senior Security Solution Engineer olarak çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarım linkte gördüğünüz gibi ulaşmak isteyenler bu hesaplar üzerinden bana ulaşabilirler. Şimdi bugünkü konumuz dediğimiz gibi EDR ürünlerinde tehdit avcılığının nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. Buna geçmeden önce bir takım kavramlar var. Hani bunları hem hatırlamak hem de bilmeyenler için bir söylemekte fayda var. Bu kavramlardan birincisi EDR aslında hem de bugünkü konuk ürünümüz SentinelOne'ın yeteneği EDR aslında. Şimdi EDR dediğimizde günümüz dünyasında aslında şöyle bir gerçek var ve bizler aslında bu gerçeği istesek de istemesek de kabullenmeliyiz. Nedir bu gerçek? Tüm kurumlar aslında siber saldırılara maruz kalabiliyorlar. Hani biz her ne kadar güvenlik önlemi alsak da saldırıların tamamından kaçabilmemiz çok da mümkün olmuyor. Bunu işte geçmiş zamanlarda duyduğumuz, bildiğimiz vakalardan aslında anlıyoruz. Yani nereden baktınız? Bütün güvenlik ürünlerine sahip olsa bile bir firma yine de siber saldırılara maruz kalabiliyor. Tam da bu noktada hani çözüm olarak EDR konsepti ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ve EDR konsepti, EDR ürünleri bizlere şunu vaat ediyor. Endpoint üzerindeki işte zararlı veya zararsız tüm aktivitelerin hem toplanması, işte bunların kayıt altına alınmasını sağlıyor başta. Burada şunun altını çizmekte fayda var. Zararlı zararsız bütün aktiviteler. Bunlar da zaten hani günün konusu olan threat hunting tarafında bizim işimize yarayacak olan veriler. Buradaki endpoint'teki hani dedik ya bütün zararlı zararsız aktiviteler toplanıyor. Bunlar neler aslında baktığımız zaman işte en temelde işte proses aktiviteleri, disk aktiviteleri, işte network aktiviteleri olabilir. Windows özelinde işte registry aktiviteleri gibi olayları bunların ne olduğuna bakmaksızın öncelikle bir topluyor. Sonrasında bu aktiviteler içerisindeki hem zararlı durumların tespiti aynı zamanda da bunlara müdahale yeteneği sunma kısmında EDR ürünleri bize çözüm sağlıyor aslında. Burada bizim ihtiyacımızı karşılıyorlar. Aynı zamanda da bu toplanılan veriler içerisinde biz istediğimiz zaman işte araştırma veya hunting yapabilme imkanına sahip oluyoruz. Bu sayede de hani bizim elimizdeki topladığımız datayı ilerleyen dönemlerde kullanma şansına sahip olabiliyoruz. Bu toplanan verilerde herhangi bir işte vaka var mı yok mu, olay tespiti, bunlara müdahale edebilme gibi yetenekleri de yine bu EDR ürünleri kendi içerisinde barındırabiliyor. Veya işte elimizde bir takım IOC'ler var, IP olabilir, domain olabilir, hash olabilir. Yine EDR işte burada topladığı tüm bu data içerisinde bu IP'dir, domain'dir, hash'tir bu kontrolleri yapabildiği için bizlere IOC kontrolü yapma imkanı da sağlıyor aslında. Özetle şunu diyebiliriz. Yani klasik antivirüs çözümlerine yetenekler sağlayan yeni bir konsept aslında baktığımız zaman. EDR tarafı. Bir diğer kavram XDR. Yani Extended Detection and Response. Hani EDR vardı, XDR nereden çıktı diyeceğiz. Burada da yine aslında işte antivirüstür, Next Generation Antivirüs, EDR, EPP, şimdi de XDR diye bir kavram karşımıza çıktı. Aslında EDR'dan tek farkı hani adından da anlaşıldığı gibi daha gelişmiş yetenekler sunan bir Detection and Response ürünü, konsepti daha doğrusu. İşte bu gelişmişten kasıt neler olabiliyor? İşte sonuç itibariyle gelişen tek şey saldırılar değil, yani saldırganların yöntemleri değil gelişen tek şey. Günün sonunda yazılım tarafında da işte machine learning veya işte yapay zeka gibi
önemli gelişmeler oluyor ve bunlar da aslında siber güvenlik alanında kullanıldığı zaman bu ürünlerin yetenekleri artıyor. Yani EDR'ın gelişmişi XDR, odak noktası da EDR gibi sadece son kullanıcılar yani endpointler değil, işte bizim ağımızda olan IoT device'lar olabilir, işte konteyner mimarisinde kullandığımız konteynerler olabilir, işte mobil cihazlar olabilir. Hani bu gibi sistemleri de aslında EDR nasıl endpoint makineleri koruyorsa, bu işte network'e bağlı tüm cihazları korumaya yönelik bir kapsam sunuyor. Kapsamı genişletilmiş EDR diyebiliriz. Aslında mantıken baktığımızda da olması gereken bu. Çünkü saldırganlar biliyorsunuz bir açık kapı bulduğu zaman buradan içeriye girebiliyorlar. O yüzden bizim olabildiğince bu atak yüzeyini daraltmamız gerekiyor. XDR da bu anlamda çıkmış bir konsept aslında. Bir diğer kavram MDR. MDR'da aslında genellikle kendi güvenlik operasyonlarını sürdüremeyen bazı firmalar, kuruluşlar için bu kurumların verilerini ve işte varlıklarını korumak için siber güvenlik hizmetleri sağlayan yani dış kaynaklı bir platform gibi düşünün. Yani kendi içinde bu süreci yürütemiyor, güvenlik operasyonları sürecini. Bunu dışarıya outsource olarak veriyor. Buna da MDR yani Managed Detection and Response deniyor. Genellikle bunu da insan kaynağı veya işte bütçe problemi yaşayan firmaların daha çok kullandığını görüyoruz. Yani temelde ne içeriyor diyecek olursak da 7/24 tehdit gözetleme imkanı oluyor MDR tarafındaki hizmetlerde. İşte CM'e bağlı kalmadan monitoring veya analiz imkanına sahip oluyorsunuz. Burada EDR ile MDR'ın hani alakası ne diyecek olursak da EDR'lar aslında MDR'ın sadece bir parçası gibi düşünebiliriz. Yani MDR sadece EDR veya işte XDR'dan ibaret bir çözüm değil veya böyle bir hizmet değil. Bunun faydaları bize ne olur? Hani MDR hizmetinin faydaları. Günün sonunda bütün olarak yönetilebilen işte bir tehdit algılama veya işte olay müdahale hizmeti ortaya çıkmış oluyor. Hani bu hizmetten faydalanmış oluyorsunuz. Oluşan alarm veya ihlallerin uzman ekipler tarafından incelenmesi sağlanıyor. Yani günün sonunda oradaki personelin tamamen işi bu. Ve günün sonunda birden fazla müşteriye bu hizmeti verdiği için daha çok vakayla, daha çok ihlalle karşılaşabiliyor ve tecrübesi de ona göre bir kurumda çalışan birine göre daha fazla olabiliyor. Bundan faydalanabiliyor. İşte proaktif bir tehdit avcılığı olmuş oluyor bu sayede. Aynı zamanda da hani bu gelişmiş tehditlere karşı doğru aksiyonların alınmasını sağlayabiliyorsunuz MDR kapsamında. Şimdi günümüzün konusu tehdit avcılığıydı aslına bakarsanız. Tehdit avcılığı ne diyecek olursak da yani kavram olarak mevcut güvenlik çözümlerinden kaçan tehditleri proaktif olarak arama, tespit etme veya işte varsa bir tehdit o sistemi izole etme sürecine deniyor tehdit avcılığı. Tehdit avcılığı aslında tek bir ürüne yapılabilecek ya da otomatikleştirilebilecek bir şey değil aslında baktığımız zaman. Hani günümüzde tehdit avcılığı dendiği zaman EDR ürünlerinin ön plana çıkması, hani EDR ürünleriyle aslında bağdaştırılması şuna dayanıyor diyebiliriz. Yani bu saldırıların çoğu endpoint hedefli olduğu için endpoint'ten de en fazla veriyi çıktığı bize sunan ürünler EDR ürünleri olmuş oluyor. Bu anlamda da hani threat hunting için en fazla veri sunan tehdit avcılığı için elimizde en çok güçlendiren çözüm EDR diyebiliriz. O yüzden de hani EDR ürünleriyle tehdit avcılığı nasıl yapılıyor diye bir konu başlığı seçtik aslına bakarsanız. Yoksa threat hunting sadece EDR ürünlerinden ibaret değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Fakat biz sonuç olarak şunu bilmemiz lazım. Yani biz tehdit avcılığı yapacaksak ne kadar çok ekipmana sahip olursak o kadar başarılı bir tehdit avcılığı yapmış oluruz, yapabiliriz daha doğrusu. Şimdi tehdit avcılığı neden gerekli? Yani mevcut güvenlik ürünlerinden kaçan güvenlik ihlallerini tespit etmek için başta bu. Günün sonunda bizim güvenlik ürünlerimiz tehdit avcılığı noktasında aslında daha doğrusu bir tehdidi tespit etme noktasında başarı gösteremediyse veya işte onu atladıysa bir şekilde bypass edildiyse geriye dönük hani bu tehdit avcılığı sayesinde bunları tespit etmek aynı zamanda bunların önüne geçmek ya da etkisini azaltmak baktığımız zaman tehdit avcılığı bundan dolayı gerekli diyebiliriz.
Bildiğiniz gibi hani biz de BG olarak aslında birçok vaka analizi gerçekleştiriyoruz. Genelde bu analizler esnasında hani karşılaştığımız senaryolarda, EDR olduğu durumlarda vakayı çok daha hızlı veya kolay bir şekilde çözdüğümüzü söyleyebilirim ama EDR olmadığı zaman çözme noktasında süre biraz daha uzayabiliyor veya işte eldeki imkanlar kısıtlı olduğu zaman bazı senaryolar işte ne olabilir? Yatayda ne kadar ilerlemiş veya işte elimizde bir zararlı bulduk diyelim. İşte bu zararlının başka hangi sistemlerde çalıştırdığını sorgulamak bir EDR üzerinden yapmayla manuel olarak işte elimizde böyle merkezi bir veri yoksa manuel bu sorguyu yapmak çok daha farklı olabiliyor süre anlamında. Bundan dolayı aslında mesela şöyle bir senaryo geliştirelim. İşte SOC ekibinden ya da işte bir şekilde bize işte içerideki herhangi bir endpoint'ten işte bir IP'nin 445'ine doğru çok fazla deny alındığı ile ilgili bir şey gelmiş olsun, bilgi gelmiş olsun. Şimdi biz bunu client'ın source IP'si belli, gittik client'a. İşte bu 445 isteklerini kim yapmış? Bu arada hani o anda proses aktif olmayabilir, istekler yapıldı sonrasında proses hani kendini kapatmış olabilir. Bu gibi durumları da bulabiliyor olmak gerekiyor. Bu anlamda da yine işte bu veriler elimizde durması lazım. Hani burada prosesi bulmak da tek başına yetmiyor aslında baktığımız zaman. Hani bu prosesin işte parent'ine nereden bulaştığı, aynı şekilde aynı proses işte başka hangi sistemlerde var veya bu proses nerelere network bağlantısı kurdu, kurmaya çalıştı vesaire. Bunların hepsine bakmak gerekiyor. İşte bunlara da bakabilmek için hani bu verileri merkezi bir yerde tuttuğumuz bir platforma ihtiyaç var. İşte bunun da aslında şeyi günümüzdeki karşılığı EDR, XDR ürünleri oluyor baktığımız zaman. Yine işte bu tehdit avcılığını yaparken bu ürünler üzerinde ilgili sistemde kalıcılık için neler yapılmış, işte user'ım oluşturuldu, schedule task mı oluşturuldu vesaire. Bu gibi soruların hepsine cevap bulabiliyor olmamız lazım. Hani bunu tek bir makine üzerinde evet yapmak kolay olabilir ama günün sonunda hani hiçbirimiz tek bir makineden sorumlu veya işte ağımızda tek bir makine yok. Bunu yüzlerce, binlerce makine için kısa sürede yapabiliyor olmak aslında büyük bir nimet. Hani bize bunu sunan ürünleri şey yapmak lazım, değerlendirmek gerekiyor aslında baktığımız zaman. Günün sonunda şunu da anlayabiliyorum. Hani böyle bir şeye ihtiyaç duyulmadığı sürece bunun faydasını net olarak belki şu anda anlayamayabiliyoruz. Ama böyle bir vakayla karşılaştığımız zaman elimizde bu datanın olması bizim için büyük bir nimet aslında. Şimdi bundan sonraki süreçte SentinelOne'la tehdit avcılığı nasıl yapılıyor? Burada ben hani sözü Sezer Hocam'a bırakayım. Sezer Hocam da SentinelOne bize neler sunuyor ve bu sundukları arasında tehdit avcılığı ile ilgili ürün özelinde ne gibi yetenekler var? Bunlardan bize bahsedecek. Sezer Hocam buyur, sözü ben sana bırakayım. Tamamdır hocam. Ben bir ekran paylaşayım. Sen Tamamdır. kapatabilirsin. Durdurdum ben. Sanıyorum ekran gözüküyor. Evet hocam. Önce kendimi tanıyayım. Ben Sezer Arslan. Exclusive Network bünyesinde SentinelOne'dan sorumlu teknik mühendis olarak çalışmaktayım. Bugün de size hani günümüzün konusu olan tehdit avcılığı EDR'larla birlikte nasıl yapılır? Ya da bundan ziyade tehdit avcılığı nedir? Bir ürün müdür, bir çözüm müdür yoksa arka planda otomatik yapılan bir işlem midir? Bunun detaylarına inmeye çalışacağım. Bir de SentinelOne'ın genel özelliklerinden, tehdit avcılığının yanı sıra başka ne gibi özellikler, ne gibi kolaylıklar sunuyor? Aslında bunlara aktarmaya çalışacağız. Öncelikle hani SentinelOne'a girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Yani, threat hunting dediğimiz, yani tehdit avcılığı dediğimiz kavram birçok kişi tarafından karışıklığa sebep olabiliyor. Yani kimileri ben içeri bir ürün konumlandırayım, bir çözüm konumlandırayım ya da EDR koydum. EDR'la birlikte threat hunting yapabiliyorum dendiği zaman aslında bazı şeylerin otomatik olduğu, bizim insan olarak bir herhangi bir müdahale olmadan otomatik bir şekilde threat hunting yapıldığı senaryolar akıllarına geliyor ama özünde aslında threat hunting dediğimiz kavram bir ürün, bir çözüm değil ya da arka planda otomatik gerçekleştiren bir süreç değil. Aslında bizim güvenliğe bakış açımızı yansıtan bir konsept gibi düşünebilirsiniz. Yani biz zaten EDR'larla birlikte arka planda bütün endpointlerimiz sürekli olarak izlensin ve arka planda da yapay zeka destekli bir şekilde
Benim endpointlerimde zararlı bir aktivite gerçekleşiyor mu? Zararlı bir davranış gerçekleştiriyor mu? Bunu sürekli olarak analiz etsin ve bir olası threat halinde de gerekli aksiyonları alsın diye EDR'ları konumlandırıyoruz. Birazdan da ayrıntılarına değineceğim. Ama threat hunting dediğimiz kavram şu. Benim gerek endpointlerime kurduğum güvenlik ürünleri, gerek işte sistemimdeki ya da network'ümdeki diğer güvenlik ürünlerinin yakalayamadığı, fark etmediği bir hareketi, bir thread'i benim acaba ben hacklendim mi? Acaba benim sistemimde, network'ümde anomali bir davranış oluyor mu? Gibi söylemlerin cevabını aradığımız bir bakış açısıdır aslında trade değil. Bunun için de benim herhangi bir, yani işin özünde benim bir herhangi bir çözüme, herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Ben herhangi bir endpoint'e gittiğim zaman şüphelendiğim bir endpoint var. Bu endpoint'in üzerine gidip bütün detaylı bir şekilde inceleme yaptığımda aslında onda bir threat var mı yok mu araştırabilirim. Ama burada önemli olan nokta şu. Threat hunting'i gerçekleştiren kişinin gerek hani bilgi anlamında gerek kullandığı araçlar anlamında elinde birçok kaynak olması gerekiyor. Çünkü hem işte bir threat hunting yaparken en çok ilk bakacağımız noktalardan bir tanesi network aktivitelerini incelemek olacaktır. İşte network'te bir anomali hareket olmuş mu diye incelemek için network tarafının çok güçlü olması gerekiyor. İşte bir network hareketini başlatan prosesleri yakaladıktan sonra o prosesleri aslında arka planda ne doğuruyor? Bunu takip edebilmek için çok geniş bir sistem bilgisine ihtiyacı olabiliyor. Ya da artık hani sadece sistem ve network biliyor olması aslında yetmiyor. Bir hacker gibi düşünmesi gerekiyor orada. Acaba bu zararlı burada ne yapmak istedi? Nereye bulaşmak istediği, işte bu prosesi çalıştırarak arka planda neyi amaçladığı gibi aslında belki de işte hackerlardan belki bir sıfır önde düşünebilme kabiliyeti burada çok önemli olabiliyor. Ama EDR'larla birlikte aslında arka planda bu kadar çok bilgiye ihtiyaç duymadan da bazı şeylerin daha kolay yapılabildiği, daha otomatik bir şekilde yapılabildiği, daha az seviyede eforla, daha az seviyede belki bilgiyle bizim yapımızda belki de güvenlik cihazlarımızın atladığı bir davranış var mı? Bunun analizini gerçekleştirdiğimiz bir yapı olmuş oluyor aslında trade hunting. Peki Sentinel-1 olarak biz trade hunting yanında ne gibi bir çözüm sunuyoruz? Öncelikle hem EPP hem EDR anlamında müşterilerimize bir koruma sağlamış oluyoruz. Yani hem gerek prevention, gerek detection, gerek otomatik response anlamında tek agent üzerinden bu yetenekleri kazandırmış oluyoruz. Prevention aşamasında normal bizim klasik antivirüslerden alıştığımız hash bazlı bir kontrol gerçekleştirerek ilgili zararlı benim sistemime işte bulaşıyor mu ya da benim sistemime zararlıların bulaşmasını engelleme noktasında bir koruma sağlamış oluyor. Burada hem hash bazlı koruma sağlıyor dediğim gibi hem de static AI adını verdiğimiz bir modülle ilgili dosyaların benim sistemime girerken belli antivirüs teknolojilerini atlatmak için yöntemler kullanılmış mı? İşte bu yöntemler nelerdir? Hashleri değiştirmek olabilir. İşte ilgili dosyanın çok fazla enkod edilmiş ve bu sayede okunmaz hale gelmesi sağlanmış olabilir. Bu gibi teknikler kullanarak benim sisteme dosya sızdırılmaya çalışıyor olabilir. Artık prevention aşamasında bu kontrol ediliyor ve burada engelleme sağlanıyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi şu, biz yıllardır aslında bu prevention yöntemiyle işte endpointlerimizi, gerek sunucularımızı, sistemlerimizi korumaya çalıştık ama gün sonunda baktığımızda biz ne kadar koruma sağlayalım, koruma çeşitliliğimizi, işte koruma yüzeyimizi ne kadar geliştirirsek geliştirelim aslında saldırganlar bir şekilde içeri sızabiliyor. Burada da bir sonraki nokta olan EDR'larla birlikte aslında hayatımıza giren detection özelliği geliyor. Yani proses ya da ilgili dosya benim sisteme bulaştı, benim sistemde çalışmaya başladı ve ben bu çalışmaya başladığı noktada artık bunu detection, bunu yakalama yeteneklerim artık ön plana çıktı. Çünkü bir noktadan sonra benim zararlıyım, prevention aşamasını durduramadığım çok açık bir şekilde görülmeye başladı. Yani ben saldırıların belki %98'ini prevention aşamasında engelliyorum ama zaten o küçücük noktadan gelen saldırılar benim sistemde hayati kesintilere sebebiyet verebiliyor. İşte ya da bir ransomware'i büyük paralar ödemem gerekebiliyor. Sistemde büyük kesintilere yol açabiliyor. Bu anlamda benim bu sadece işi prevention'a bırakmayıp zararlı bir dosya ya da herhangi bir dosya benim sisteme girdikten sonra artık o olayın çalışmasını izleyip, çalışmasını analiz edip bu analiz sonucunda artık bir karar verme aşamasına doğru evrildiğini görüyoruz. Bu anlamda da SentinelOne'ın agent üzerinde çalışan behavioral AI modülleri sayesinde
Sürekli olarak agent'ın makine üzerinden topladığı sistemsel veriler analiz edilerek bir saldırı hareketi var mı? Aslında bunun tespiti gerçekleşebiliyor. Çünkü takdir edersiniz ki saldırı metotları, saldırı şekilleri sürekli olarak değişse de aslında saldırı gerçekleştikten sonra, içeri sızdıktan sonra içeride yapılacak aktiviteler çok tahmin edilebilir ve öngörülebilir bir seviyede olmaya başlıyor. Bu noktada da işte AI'ların yardımıyla, yapay zekaların yardımıyla aslında bir saldırı hareket var mı? Bunun tespiti gerçekleşiyor. Üçüncü noktaya geldiğimizde artık ben saldırıyı tespit ettim, fark ettim. Bunu yaptık, tespit ettikten sonra ne gibi bir aksiyon alma yeteneklerim oluyor ve bu aksiyonu gerçekten real time alabiliyor muyum? Burada da Sentinel-1, burada kill ve karantina, remediate ve rollback aksiyon aslında ilk başta sağlamış oluyor. Herhangi bir proseste bir thread fark ettiği anda direkt olarak onu kill ve karantina, yani prosesleri killedip ilgili dosyaları da karantinaya taşıyor. Remediate ve rollback'te de aslında benim EDR'ların çalışma prensibi gereği bir şeylerin otomatik olmasını istiyorum ben. Yani hem saldırıyı fark etsin, benim sistemimde bir zararlı davranış olduğunu fark etsin. Fark ettikten sonra da sanki hiç saldırı olmamış gibi eski haline geri getirsin. İşte sistemde oluşan değişiklikleri düzelsin. İşte bozulmuş bir register'ın varsa onu tamir etsin. Ya da internetten bir yerden ya da o zararlı aktivite sonucu bir yerlerden dosya indirilmişse ya da bir yerlere dosya kaydedilmişse bu dosyalar tamamen temizlensin. Bunlar da tamamen otomatik bir şekilde gerçekleşsin dediğimizde remediate aksiyonu burada bize destek oluyor. Yani saldırı durdurduktan sonra, kill ve karantina edildikten sonra remediate ile birlikte aslında saldırı tamamen sistemden temizlenmiş oluyor. Üçüncü aşamada da rollback aksiyonunda da ben saldırıyı temizledim. İşte register kayıtlarımı düzelttim. İşte sistemde ne kadar bozduysa bile eski haline geri getirdim. İşte indirilmiş dosyaları, indirilmiş zararlı yazılımları, farklı yerlere arşivlenmiş dosyaları tamamen sistemden temizledim ama diğer bir nokta artık benim içeride bir dosyam zarar görmüşse işte bu silinmiş olabilir. İşte bir ransomware saldırısında olduğu gibi encrypt edilmiş olabilir. Yani kullanılmaz hale gelmiş olabilir. Burada da rollback aksiyonuyla ben ilgili dosyaları geri yükleyerek aslında zararı ya da saldırıyı sıfır hasarla atlatmamız olanak vermiş oluyor. Yani bir saldırı gerçekleşiyor. İşte prevention aşamasında bir şekilde atlatılıyor ilgili zararlı. Ya da sadece dosya anlamında düşünmeyin. Bir file atak da olabilir. Bir application ya da işletim sistemini bir zafiyetini kullanarak benim sistemime bulaşılmaya çalışmış olabilir. Bu noktada prevention'ın hiçbir önemi kalmıyor aslında. Çünkü oradan da herhangi bir dosya olmadığı için koruma sağlayacağı da herhangi bir obje olmadığı için direkt burada detection'a yönelmek zorunda kalıyoruz. Detection tarafında ben bu saldırıyı tespit ettiğimde artık hiçbir işlem yapmadan tamamen otomatik bir şekilde saldırının durdurulduğu, temizlendiği ve saldırı sırasında benim zarar görmüş bir dosyam varsa otomatik bir şekilde bunun rollback'te geri döndürüldüğü sistemler artık ön plana çıkmaya başladı. Ve burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Sizin korumanızı bu hem detection hem response yetenekleriniz real time olabiliyor olması ve online ya da offline her türlü koruma sağlayabiliyor olması çok önemli bir noktaya geliyor. Şimdi dördüncü aşamaya geldiğimizde artık bugün de konusu olan deep visibility, daha doğrusu threat hunting dediğimiz konu. Biz SentinelOne'da bu özelliğe deep visibility diyoruz. Threat hunting dediğimiz konuya geldiğimizde ben tamamen bir güvenlik ürüne güvenmeyip, yani zaten SentinelOne işini çok güzel yapıyor. Saldırıların yani neredeyse tamamını işte pre-execution ya da on-execution kısmında durdurup daha sonrasında otomatik bir şekilde response alıp saldırıyı tamamen minimize ediyor. Ama artık threat hunting kısmına geldiğimiz zaman ben ilk başta da anlattığım hani bu bir otomatik olan bir şey değil, bir güvenliğe bakış açısını temsil ediyor aslına bakarsanız. Benim yapımda bir zararlı aktivite devam ediyor mu? Zararlı aktivite var mı? Bir saldırgan var mı? Acaba ben hacklendim mi? Gibi aslında belki de paranoyak soruların cevabını aradığımız noktaya evriliyoruz. Burada sadece tek bir şekilde zararlıya indirmek belki yanlış olabilir. Çünkü bu özellikler sayesinde. Burada şöyle bir bakış açısı da var. Ben EDR'larla birlikte aslında en büyük kazandığım özelliklerden bir tanesi visibility özelliği. Yani benim işte sunucularıma kurduğum İşte yapımda CM vardır, log cihazları vardır, farklı yapılar vardır ya da az sayıda bir sunucum vardır. Onları sürekli olarak takip edebilirim ama
Endpoint kavramına girdiğimiz zaman artık sayılar 5000'ler, 10.000'ler ya da tamamen kontrol edilemez yapılar haline geliyor. Benim endpointimde herhangi bir kontrol yeteneği, bir görünürlük yeteneği idealardan önce çok düşük seviyede kalıyordu. İdeallerle birlikte aslında ben endpoint'teki her aktiviteyi artık takip edebilir hale geliyorum. Yani bir endpoint'imde çalışan prosesler, yapılan network hareketleri, yapılan bir işte DNS sorgusu, değiştirilen bir register hareketi, ne bileyim arka planda oluşabilecek sistemsel bütün hareketler artık EDR'larla takip edebilir ve bu takip ettiğim verilerle de işte belli search'ler gerçekleştirebilirim. Bu search'ler gerçekleştirebildiğim noktada aslında bizim bugün bahsedeceğimiz threat hunting noktası oluyor. Yani ben artık şunun cevabını arayabiliyorum. Elimde bir hash var. Bu hash'i kurumumda herhangi bir endpoint'imle karşılaşılmış mı? Bu hash'e ait dosya ya da işte exe olabilir, farklı bir şey olabilir. Bu obje benim endpoint'lerimde olmuş mu? Bunun sorgusunu atabiliyorum artık ben. Ya da bir IP vardır. İşte zararlı bir IP'dir. Genel işte forumlardan yakaladığımız ya da benim network ekibimden gelen işte zararlı bir IP listesi vardır. Bu IP'ler endpoint'imde bir connection kurulmaya çalışmış mı? Bunun sorgusunu artık atabilir hale geliyoruz. Ya da daha da ileriye gidelim. Ben endpoint'imde hangi komutlar çalışmış bunun sorgusunu gerçekleştirebiliyorum. İşte benim için istenmeyecek bir komut parçacığı vardır. Bu komut parçacığı benim endpoint'imde çalışıyor mu? Bunun ben sorgusunu artık gerçekleştirebiliyorum. Aslında bu sunum tarafını çok fazla uzatmak istemiyorum. Daha çok uygulamalı olarak anlatmak istiyorum. Bundan önce de çok kısa, yani bizim bu sene çok fazla önem verdiğimiz MITRE tarafındaki sonuçları bir değerlendirmek istiyorum. Ondan sonra biraz demo ortamına geçeceğim. MITRE tarafında da biz EDR'lardan en büyük beklediğimiz özelliklerden bir tanesi visibility olduğundan bahsetmiştim. Yani ben endpoint'imde her hareketi görebiliyor olmam lazım. Bir görüp aslında o hareketleri artık etiketleyebiliyor olmam lazım. MITRE'de her sene bildiğiniz gibi APT gruplarında bir simülasyon gerçekleştiriyor ve bu simülasyonda APT gruplarının davranışlarını simüle ederek aslında EDR ürünlerini, Endpoint güvenliği ürünlerini bir test sürecine tabi tutuyor. Bu sene yapılan sonuçlara baktığımızda 174 farklı saldırı tekniğinin kullanıldığını gözlemliyoruz. 174 tane saldırı tekniğinde %100 yakalayan ve 174 hareketin 174'ünde de bir uyarı çıkaran, yani visibility anlamında %100 sonuç çıkaran tek üretici Sentinel-1 olduğunu görüyoruz. Diğer üreticilere baktığımızda işte çok az da olsa, fazla da olsa belli bir seviyede hareketin kaçırıldığını, yani arka planda görünürlük anlamında bir tık eksik kaldığını gözlemliyoruz. İkinci noktaya baktığımızda ürettiği bloklarda da MITRE şunu gerçekleştiriyor. 174 tane farklı incident var ama, olay var ama Sentinel-1 bunların 174 tanesini fark etti ama bunların kaçında analitik bir veri ürettiğini cevabını analitik detection kısmında aslında sonucunu çıkartıyor. 174 tane olaydan da 159 tane analitik veri çıkartarak bu alanda da aslında Sentinel-1'ın lider olduğunu gözlemliyoruz. Ben yavaşça şey geçeceğim. Hemen konsolu göstereceğim çünkü konsoldan ilerlemek istiyorum daha çok. İdeallerin aslında felsefesi gereği bazı şeyleri otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor olmasını bekliyoruz. Hem arka planda bir şeyler otomatik gerçekleşsin, hem otomatik gerçekleşirken benim bana arka planda çok az bir yük bıraksın. Yani ben hem yönetim anlamında hem o bir olay gerçekleştirdikten sonra bunu incelerken benim birçok işlemimi kolaylaştırdığı yapı aslında olarak hayal ediyorum ben. Sentinel-1'da da bu noktada müşterilerin tam ihtiyacını adresleyen bir ürün. Yani hem yönetilmesi kolay bir ürün, hem arka planda hem protection hem detection kabiliyetlerinin çok güçlü olduğu bir ürün. Yani yönetim anlamında bir cloud üzerinden yönetim gerçekleşiyor. Burada herhangi bir ayarlarda çok basit bir şekilde ben Sentinel-1'ı devreye alarak aslında hem yani deployment'ını hem yönetimini minimum eforla aslında sahip oluyorum. Polisiye geldiğimiz zaman çok basit bir polisi kısmı var. Yani ben iki farklı mod seçerek işte detection modda mı çalışacak yoksa protection modda mı çalışacak modunu belirleyerek bu modda da bir protection seçtim atıyorum. Protection modda hangi seviyede bir protection gerçekleştirecek? Sence kill ve karantina mı gerçekleştirecek? Yoksa remediate ve rollback'te gerçekleştirecek gibi
Bunların sonucunu çıkartıyorum. Bunları yaptıktan sonra aslında çok fazla arka planda ayar yapmama gerek kalmıyor. Ben arka planda çalışan engine'lerimi burada seçiyorum. Ya da agent üzerinde gerçekleştirdiğim bazı özelleştirilmiş ayarlar seçiyorum. Bir de trade hunting kısmında ben hangi logları toplamak istiyorum? Yani benim endpoint'e yüklediğim agent arka planda birçok olayı takip ediyor ve bu takip ettiği olaylarda hangilerini cloud'a göndersin ve ben bu cloud'a gelen loglarda inceleme gerçekleştireyim. Bunu biz özelleştirebiliyoruz. İşte prosesler gelsin ama IP hareketleri gelmesin gibi senaryolar seçebiliyoruz. Ya da işte burada data masking özelliği var. Çok sevilen bir özellik. İşte file hareketleri geliyor cloud'a ama file hareketleri gelirken bazı dosyalar, işte ofis dosyaları gibi, zip dosyaları ya da PDF dosyaları gibi dosyalar isimleri maskelenerek gelsin. Çünkü bu isimlerde belki kişisel veri içeren veri olabilir. O yüzden bunlar maskeli gelsin diyebiliyorsunuz. Burada da gelen veriler de aklınızda şu olmasın. Tamamen metadata aslında cloud'a doğru çıkıyor. Yani SentinelOne herhangi bir dosyanın içeriğiyle ya da işte bir network hareket olur. Network'ün o bağlantının connection içeriğiyle ilgilenmiyor. Yani arka planda bir paket capture almıyor. Network hareketinin bilgisini gönderirken bana source IP, destination IP ya da source port, destination port gibi aslında sistemsel bir metadata verisini çıkartıyor. Yine aynı şekilde proses kısmına da böyle. Bir proses verisini gönderirken işte o prosesi kim başlatmış, hangi sebeplerden dolayı o proses başlamış, o proses alt planda ne gibi prosesler doğurmuş, aslında bana arka planda bunun cevabını veriyor. Şimdi threat hunting kısmına geleceğim. Ben endpoint seviyesinde nasıl bir görünürlük sağlıyorum? Öncelikle burada belli başlı bir query mantığı var. Yani ben arka planda bir database var ve bu database'den verileri çekmeye başlıyorum. Az önce de gösterdiğim işte ana kategoriler bunlardı. Yani ben işte ana kategorilerinde proses hareketi var, file hareketi var, işte DNS IP hareketi var. Bu gibi ana kategorilerin altında belli başlı file'lar var ve ben bu field'lara göre sorgular gerçekleştirerek aslında arka planda olan olayları analiz edebiliyorum. Çok basitten gidersek ben bir endpoint name'den başlayıp endpoint'imin içerisinde şöyle bir ifade varsa bunun bilgilerini bana getiriyorum. Aslında ilk başta hani bu panele yabancı olan kişiler ilk başta korkabiliyor. Yani ben burada yeni bir sorgu dilimi öğreneceğim, yeni bir şey mi öğreneceğim diye ama aslında öğrenmemiz gereken çok basit birkaç ifade var. Bir, benim search yapmam gereken bu ifadeler var. İkincisi, buradaki operatörler. Bunda da tab sayesinde örnek vermek gerekirse ben endpoint name dedim ya da en baştan yazayım. End diye bastığımda arka planda bununla ilgili bana bütün bilgi şeyleri çıkartabiliyor. Enter'a bastım, tekrar tab'a bastım. Bununla kullanabileceğim operatörler işte eşittir, eşit değildir, içerisinde vardır gibi aslında bana çok yardımcı bir şekilde bu sonuçları çıkartabiliyor. Zaten örneklerden biraz bahsedeceğim. Hani ilerleye ilerleye gideceğim. Mesela isminde trop geçen bir endpoint var ve bu endpoint ile ilgili bana bütün verileri getirdi. Yukarıda ben hangi zaman aralığındaki logları getirdiğini buradan seçebiliyorum. Örnek vermek gerekirse son bir saatteki bana logları getir dedim. Ya da son bir saatteki kaç tane veri getirecek. Çünkü arka planda bir endpoint'te çok fazla bir veri gerçekleşir. Ve benim bir trade hunting gerçekleştirmek istiyorsam ya da işte görünürlükte bir şeyleri keşfetmek istiyorsam belli başlı filtreler vererek ilerleyebiliyor olmam lazım. Burada aslında SentinelOne'ın bizim işimizi kolaylaştırdığı en büyük noktalardan bir tanesi şu. Gelen logları birbirine kategorize ederek getirmesi. Yani ben prosesleri ayrı tapta, işte file hareketlerini ayrı tapta görebiliyorum. Ya da bir network hareketini ayrı tapta görebiliyorum. Bir network hareketini işine girecek olursak burada bu şekilde bir hareket var. Ben burada bu network bağlantısını işte source IP'im destination IP'im. Burada kendi içerisinde bir bağlantı yapmaya çalışmış. Başka bir dışarıdan bir yere yaptığı bir log bulalım. Burada Chrome bir network bağlantısı gerçekleştiriyor. İşte bu benim IP'im. Benim IP'im dışarıdan nereye erişmiş? İşte 443 portuyla erişmiş. Bu erişimi sağlarken bu erişime sebebiyet olan proses nedir? Chrome exe'dir. İşte bu Chrome exe'yi hangi user çalıştırmış? Ne zaman olmuş? Ya da bu Chrome exe'nin arka planda signature'ı nedir? İşte bunun SHA-1 kodudur. Gerekirse işte bu şüpheli bir hareket olsaydı ben buradaki SHA-1 kodunu alıp bu
Kod benim şeyimde, yapımda başka endpointlerde görünmüş mü diye bunun sorgusunu gerçekleştirebilirdim. Ya da böyle bir network hareketi olmuş ama verified'ı olmayan bir exe üzerinden gerçekleşmiş. O zaman burada şüpheli hareket var deyip bunun ayrıntısına gidebilirdim. Burada gördüğümüz aslında bizim yukarıda yaptığımız sorgular burada gördüğümüz filter üzerinden gerçekleşiyor. Ya da bir file hareketine gittiğimiz zaman işte dediğim gibi file'da bana metadata hareketini getiriyor. Yani buradan da filtreleyebilirim ekstra. İşte bir failin ismi değişmişse, bir değişiklik yapılmışsa ya da yeniden fail oluşturulmuşsa, mesela ben bir file creation hareketlerine getir dediğim zaman bana aslında sadece bunları getirecek. Burada işte Chrome Exe bir arka planda bir temp dosyası oluşturmuş. Bunun bilgisini bana getiriyor. Ama normal kalıcı bir şey olsa burada ayrıntılı bir şekilde görecektim. Diğer aslında SentinelOne'un bize işimizi kolaylaştırdığı nokta şu. Biz bir başka örnekten gideceğim şimdi. Şöyle ben bir prosesten gideyim, atıyorum bir source process ofis olan işte source prosesinde ofis ibaresi geçen olayları aslında bana getir dedim. Yani ofis dosyalarının çalışmasını incelediğim bir logları bakıyorum aslında. Burada proseslere baktığım zaman işte bir Outlook var, burada Excel'ler var, Word'ler var. Farklı farklı prosesler arka planda geçiyor. Şunu da son 24 saat diye işaretleyelim. Ofis dosyalarıyla aslında ben arka planda logları çektim. Burada herhangi bir proses hareketine baktığım zaman bu prosesle ilgili çok detaylı bilgileri görebiliyorum. Ya da dediğim gibi ofis dosyasını incelerken yine kategori bazlı bir ton log burada görmeye başladım. İşte şurada ofis dosyalarım network tarafında ne gibi network bağlantıları gerçekleştirdiğini merak ediyorsam çok basit bir şekilde aslında burada gözlemleyebiliyorum. Burada ofis değildir, benim merak ettiğim farklı bir application vardır. O application'a ait bilgileri buraya yazarak aslında onun arka planda yaptığı network bağlantıları burada çok rahat görebiliyorum. Ya da trade hunting yaparken aslında bizim sorgularımız ne kadar çok custom özel bir şekilde olursa o kadar daha anlamlı bir sonuç çıkartmaya başlıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse sadece ofis dosyasını inceleyerek yapımda benim bir trade hunting gerçekleştirmem çok zor bir hale alabilir. Ben şu an sadece tek bir endpoint'in loglarına bakıyorum. Bunda bile binlerce logum var. İçeride benim binlerce, on binlerce client'im varsa bunların arasında bu logları bulmak imkansız hale gelebilir. Yani o yüzden benim filtrelerimi aslında daha advanced seviyeye çıkartmam gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, işte bir ofis dosyası nasıl çalışırken benim için zararlı olabilir? İşte bir ofis dosyası arka planda bir CMD'yi tetikliyorsa, o benim için belki de bir şüpheli hareket olma yoluna doğru gidebilir. Yani bir makro çalıştırıyorsa, bir Excel'den ya da Word'den arka planda bir CMD'de bir komut çalışıyorsa, aslında o çok da normal ya da işte şirin bir hareket olmayabilir. Benim artık orada incelemem gereken bir harekete doğru evrilebilir. İşte ben bu operatörüme işte end'le bağlayarak bu source process'ten bir CMD exit target prosesi var mı? Bunun sorgusunu gerçekleştirdiğim zaman işte artık daha az sonuçlar çıkmaya başladı. İşte ben burada son bir saat değil, yine son 24 saat olsun. Son 24 saatte artık 20 tane veri çıkmaya başladı. Ben işte sunumdan önce birkaç deneme yaptığım için belki de bu kadar çıkıyor. Normal bir yapıda bunu yaptığımız zaman işte 1000 client, 10.000 client'li bir yapıda yapsak bile belki de bir günlük veride işte 5-6 tane veri ancak çıktığını göreceksiniz. Burada da oluşan proseslere baktığımız zaman işte en son oluşan proseslere bakalım. Burada bir command line'a baktığımız zaman bir EDR demo diye bir exe dosyasının çalıştığını ve bu exe dosyası çalıştığında target proses olarak arka planda bir script'in tetiklendiğini, bir CMD ile birlikte bir script'in çalıştığını gözlemliyoruz. Artık dediğim gibi yani teyit avcılığında belli bir şeyleri sınıflandırdık. Artık şüpheli bir hareket yakalamaya başladık. İşte bu logları daralttık ve daralttığımız noktada artık anlamlı bir veri ya da şüpheli bir hareket çıkartmaya başladık. Burada ben şunu gördüm artık. Bir exe dosyasından arka planda bir script çalışmış. Şimdi burada benim sahip olmam gereken en önemli nokta şu. Bu script'i tetikleyen ne oldu? Bu exe'yi kim çalıştırdı? Bu script çalıştırdıktan sonra arka planda ne gibi işlemler oldu? Bunların cevabını bulmam gerekiyor. Ben bunu bulduktan sonra gidip endpoint'in üzerine gidip
Evet, Boeing'de de çok detaylı işlemler yapıp işte Windows'un özellikleri ya da third party yazılımların kullanarak arka planda bu prosesler niye sebep vermiş bunları da analiz edebilirim ama burada CentralOne'ın şöyle bir özelliği var. Arka planda topladığı olayları belli bir ID ile indekslemeye başlıyor arka planda. Buna da bir storyline ID diyoruz. Şimdi şöyle anlatayım. Bu Excel dosyası açıldığında arka planda CentralOne bu harekete bir storyline ID atıyor. Ve bu Excel'e bağlı olarak bir işlem gerçekleşirse bu yine aynı ID ile indekslenip devam ediyor. Yani Exe arka planda bir script çağırsa bile yine burada gördüğünüz Sterline ID ile indekslenmeye başlıyor. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Ben bu ID'yi kullanarak aslında bu olayı bir hikaye şeklinde izleme şansım oluyor. Yani şöyle örnek göstereyim. Bu arada buradaki yukarıdaki kısımlara yeni bir filtre koymak çok basit. Buradan add dediğimizde direkt koyabiliyoruz. Ya da ben bunu tamamen yeni bir query olsun istiyorum. Buna tıklayarak aslında arka planda yeni bir query çağırmış oluyorum. Şimdi az önce fark ettiğim, şüphelendiğim bir hareket oldu. Bir exe dosyasından bir cmd dosyası çalıştığını gördüm. Daha sonra onun hikaye kodunu alarak, storyline kodunu alarak aslında o olay ağacında neler olmuş ayrıntılı bir şekilde onu gözlemlemeye başlıyorum. Şimdi bu olaya bağlı arka planda 165 tane farklı olay gerçekleşmiş. İşte bu 165'in işte 23'ü prosesmiş, 21'i bir cross yani alt prosesmiş, child process de diyebiliriz. İşte 45 tane file hareketi gerçekleşmiş. Arka planda 7 farklı network hareketi gözlemlenmiş. Burada network hareketlerine baktığımız zaman network hareketini yapan IP'leri burada görebiliyoruz. Buradaki IP'lere hareket olmuş. İşte ya da bu network hareketlerini ne yapmış? Mesela şurada 5 tanesini exe bu network hareketini yaparken burada iki tanesini PowerShell üzerinden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi ben şüpheleniyorum. Excel çalışırken PowerShell bir network bağlantısı yapıyor. Bunun sebebi nedir? Buna baktığım zaman arka planda bu network hareketini yapan komutu görmeye başlıyorum. Diyorum ki burada artık bir invoke hareketi gerçekleşmiş. İnternet üzerinden bir şey çekip arka planda bir yine bir farklı bir script çalıştırılmaya çalışmış. Artık bunu gözlemleyebiliyorum. İşte burada yakaladığım verilerle işte burada benim destination'ım bu. Ben artık bunu alıp, şimdi ben bunu sadece bu endpoint seviyesinde gözlemledim. İşte 185 ile başlayan bir IP var ve içeride zararlı bir oraya doğru bir işlem gerçekleşmiş. Şimdi bunu direkt olarak farklı bir search'e götürdüğüm zaman network'ümde ya da sistemdeki diğer endpointlerimden bu IP'ye doğru hareket var mı artık bunu search'ünü çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. İşte az önce bahsettiğim olay şuydu. Hani bir tane şüphelendiğimiz bir cihaz oldu. Gittik cihaza. O cihaz üzerinde bir sürü analiz gerçekleştirmeye çalıştık. O analizle gerçekleştirilen arka planda gerek zaman olarak işte gerek emek olarak çok fazla emek harcadık ama bunu CentralOne üzerinde gerçekleştirirken çok basit bir şekilde ayrıntısına inebiliyoruz. Ayrıntısına indik. İşte bir IOC tanımı olabilecek bazı bilgiler edindik. İşte bu hash olabilir, IP olabilir. Bu bilgileri çok rahat bir şekilde benim bütün yapımda search edebilir hale geliyorum artık. Yine bu örnekten gidecek olursak biraz daha hızlanayım. 15 dakikamız kalmış. Soruları da yetişelim. Ben burada file hareketlerini gözlemleyebiliyorum. İşte file hareketlerinde neler olmuş? İşte bir sürü hareket olmuş ama ben silinmiş dosyam var mı? Yani bu şüpheli bir hareket. Arka planda benim belki de hassas bir verim mi sildi bu olay ağacı? Bunu gözlemlemek için direkt file deletion'ı sabitledim. Burada hangi dosyalarım silinmiş bunu gözlemliyorum target file'da. İşte bir sürü temp dosyası varken şurada program files altında aslında benim bir database dosyamın silindiğini gözlemliyorum. İşte hemen kenara not aldım. Arka planda benim belki de hassas verilerim silinmeye başladı. Daha çok şüphelenmeye başladım. İşte command script'te arka planda hangi script'ler çalışmış bunları iniyorum. Burada ben PowerShell'de çalışan direkt komutu command line'ı artık gözlemleyebiliyorum. Komut ayrıntısına kadar. Ya da bir aslında hani CentralOne bu Threat Hunting'deki bize yardımcı olduğu özelliklerden bahsediyorum. Bir üçüncü özellik de aslında şu. Hani ilki kategorize etmek demiştim. Olayları kategorize ediyor. İkincisi hikayeleştiriyor olan olayları. Üçüncüsü de aslında arka planda bize bir indicator üretiyor. Yani diyor ki bu proses çalışırken bazı hareketler oldu. Bu hareketler işte Mitre'nin belirlediği saldırı teknikleriyle uyuşuyor. Atıyorum burada mesela bir schedule task çalışmış. Schedule task'ta şu tarz bir kategoride hareket olduğunu ve böyle bir kodda teknik uygulandığını görüyoruz. Tek bir o linke tıklayarak aslında o hareketin arka plandaki detayına gidebiliyoruz. Ya da ben
Artık burada gördüğüm bilgileri yukarıda search de edebilirim. Yani burada kullanılan bir teknik, işte bu gerek buradaki direkt kategori ismi de olabilir ya da herhangi bir direkt işte T1218 hareketi de olabilir. Bunları search gerçekleştirebilirim. Ya da daha farklı, buna da aslında birazdan search'ünü gerçekleştireyim. Bir diğer nokta şu, ben bunu bir ağaç görüntüsü olarak gözlemleyebiliyorum. En güzel özelliklerimizden bir tanesi de şu, bir tane prosesi seçelim. Ben burada hikaye kodunu seçmiştim, hikaye koduyla search gerçekleştirmiştim. Bu hikaye kodunu artık hikaye şeklinde, bana olay ağacı şeklinde göstersin. Yani olay nerede başladı, alt kıvrımlarında neler oldu, bunu timeline şeklinde bana göstermesini artık bekliyoruz. Artık gerçekten şüphelendiğim hareket oldu ve bunu detaylı bir şekilde analiz etmek istiyorum. İşte burada gördüğümüz bir CMD exe var. Bir soluna doğru gidersek bu CMD'nin neyin çalıştığını gözlemleyeceğiz. Burada da bakarsak aslında bu CMD ile birlikte bu CMD'nin source prosesinde bir Excel dosyası olduğunu görüyoruz. Ya da bu proses çalışırken arka planda böyle bir script'in çalıştığını görüyoruz. Ya da alt kıvrımlarda işte ne gibi, işte bir hostname çalışmış, HTML sorgusu atmış, arka planda böyle bir exe çalışmış ve bu exe artık yine bir CMD session açarak, alt bir proses açarak aslında arka planda bir schedule task oluşturduğunu gözlemliyoruz. Yani olay başlamış, başladıktan sonra nereden başlamış ya da alt kıvrımlarında neler olmuş, bütün detayı artık gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada hani benim düzeltmem gereken, manuel müdahale etmem gereken yer varsa da anlık olarak müdahale edebiliyorum. Peki ben hani bir thread fark ettim, yapımda bir şüpheli hareket gördüm. Bunu ne yapacağım? Hani bunu fark ettikten sonra endpoint'e gidip orada manuel aksiyon mu almaya başlayacağım? Tabii ki de hayır. Yine EDR'ın bana getirdiği özelliklerle birlikte ben arka planda direkt olarak bu hareket thread olarak işaretleyebiliyorum. Yani sonuç olarak bu gördüğüm olay ayrıntısına kadar inceledim. Bu olay benim için bir threaddi. Gerçekten benim sistemime zarar verdi. İşte bazı zararlı aktiviteler gerçekleştirdi. Ben artık buradaki hareketi thread olarak işaretleyebiliyorum. Burada herhangi bir obje seçersek bunların hepsi aynı storyline'a bağlı. Burada aksiyon sekmesinde ben istersem endpoint'i direkt network'ten izole edebilirim. Buna tıkladığım anda ilgili endpoint direkt olarak network bağlantısı kesilecek. Sadece benim kontrol yönetim paneline doğru bir erişim olmuş olacak. Onun dışındaki bütün erişimi kesilmiş olacak. Diğer bir nokta, ben bu olayı thread olarak işaretleyebilirim. Şimdi şuradan bir olay görmüştük. Arka planda benim bir objemi silmişti. İşte burada sildiği objeye tekrar bakacak olursak, ben de ilgili klasörü açayım. Burada gözlemleyelim. Benim burada bir tane database'im vardı. Bu objenin silindiğini gözlemliyoruz. Ya da schedule task'ı açıyorum. Arka planda gördüğüm schedule task komutlarında böyle bir yeni bir obje oluşturulmuş arka planda. Belki de kendini tetiklemek üzerine, daha sonra tekrar çalışmak üzere planlamış. İşte her gün 11'de çalışacak ya da sistem her başladığında çalışacak bir schedule task oluşturmuş. Yani ya da arka planda farklı farklı register değişiklikleri yapmış. Burada register kayıtlarını da görebiliyoruz. İşte burada yaptığı register'ın ayrıntıları, İşte hangi objelere değdi vesaire, bunları hepsini ayrıntılı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şimdi ben artık bunu thread olarak işaretlediğimde şunu bekliyorum. Central gitsin, bunu thread olarak işaretlesin. Direkt olarak kill ve karantina yapsın. Bununla ilgili arka planda çalışan bir proses varsa bunları durdursun. Durdurduktan sonra da şunu gerçekleştirsin bekliyoruz. Benim işte bir schedule task gibi bir obje oluşturmuşsa bunu sistemden kaldırsın. Şimdi şurada şuna bakacağım. Benim ilgili objem hangi modda? Önce kill ve karantina da çalışsın. Bunları sırayla yapalım bence. Tekrar geldim bu visibility ekranına. İlgili prosesi aksiyona tıkladığım zaman thread olarak işaretledim. İşaretledikten sonra artık benim incident sayfama düştü. Yani bu zamana kadar aslında thread hunting gerçekleştirdim. Thread olduğunu fark ettikten sonra artık olay incident response tarafına evrilmeye başlıyor. Artık olaya müdahale ettikten sonra olayı temizleme aşamasına geliyor. Incident tarafına geldiğimiz zaman burada direkt olarak yeni bir incident'ın ürediğini, EDR demo exe diye bunu görüyoruz. İşte burada gerekli detay bilgiler var. İlgili saldırıyı başlatan prosesin hash'i ya da hangi engine'e yakalandı? Bu manuel olarak yakalandı. Ya da ilgili hareket boyunca bir Mitre tarafındaki hangi teknikler kullanıldı? Onların özet bilgileri aslında
Burada gözlemleme şansı oluyoruz. Yine ben bir Explorer sekmesine tıklarsam az önce gördüğüm ekrana benzer bir ekran gözlemleyeceğim. İşte burada gösterdiğim 24 farklı obje kilitlenmiş. 4 farklı obje de karantinaya taşınmış. Bunları download ederek hangi objelerin kilitlendiğini ve hangilerinin karantinaya taşındığını gözlemleyebilirim. Ya da tekrar bir sonraki aşamaya gelelim. Şu ana kadar henüz şunu da yenileyelim. Şu objemin silinmediğini gözlemliyoruz. Saldırıyı durdurdum ama remediation anlamında herhangi bir işlem yapmadım. Sistemde yaptığı değişiklikler hala devam ediyor. Belki tekrar farklı bir noktadan saldırıya geçecek. İşte bu schedule çalışacak. Saldırı tekrar tetiklenecek. Ben buradan tekrar remediate'i aktifleştiriyorum. Bunu aktifleştirdikten sonra arka planda bu objenin silinmesini bekleyeceğim. Şimdi refresh yapalım. Gördüğünüz gibi silindi. Remediate aksiyonu uygulanmış oldu. Birazdan sonuçta buraya düşecektir. Remediate'de de yani sadece objeler değil, sistemdeki register değişiklikleri vesaire de arka planda düzeltilmeye çalışıyor. Onların da hepsini detaylı bir şekilde burada rapor olarak gözlemleyebiliriz. Diğer bir nokta şu, benim dosyam hala kayıp. Yani ilgili ben remediate yaptım ama objeleri temizledim ama kaybolan dosyam hala yok. Bunu da geliyorum, rollback aksiyonuyla artık geri getiriyorum. Rollback'i başlatıp direkt şunu da açtıktan sonra otomatik bir şekilde ilgili dosyamın da geri yüklendiğini, yani benim saldırıyı sıfır hasarla atlatmamı sağlayacak. İşte burada önemli noktalardan bir tanesi şu, burada gözlemlediğimiz hareket, işte bu örnek için bakacak olursak bir exe'den dolayı başlatılan bir CMD şeyi vardı, prosesi vardı ama bu gerçekten arka planda zararlı olabilecek ya yani zararlı olarak işaretleyeceğimiz, etiketleyeceğimiz bir davranıştı. Şimdi gördüğünüz gibi arka planda benim database'imde geldi. Şimdi bir de şöyle bir avantajımız oluyor artık benim. Endpoint'imde üst seviye bir görünürlükten bahsetmiştik. Şimdi örnek vermek gerekirse ben bir CMD ekranı açayım. Bir saniye. Diğer ekrana geldi. Bir CMD ekranı açtım. Yani endpoint'im herhangi bir kullanıcı gitti kendine CMD'den bir session açtı. Gitti net user komutuyla işte bir tane user oluşturdu. Buna da bir tane şifre verelim. Şimdi bunu aslında bir herhangi bir güvenlik cihazının engellemesini, bunu önüne geçmesini beklemek zaten yanlış olur. Yani bu normal bir belki IT kullanıcısı, belki yetkili kullanıcı. İşte Windows'un verdiği yetkiler doğrultusunda böyle bir hakka sahibiz. Ya da bunu belki de kullanıcı değil, o kullanıcının makinesine birisi reverse shell ile bağlantı gerçekleştirdi. Bir şekilde bir bağlantı sağladı. Bağlantı sağladıktan sonra kendi arka planda bir user oluşturup o user'la arka planda belki işlem yapıyor. Yani bu gerçekten zararlı bir aktivite de olabilir. Belki de benim çalışanımın işte yapmaması gereken hareketler yaptığı anlamına da gelebilir. Şimdi benim artık EDR'larla birlikte ya da özellikle Sentinel-Lavan'la birlikte bunları da gözlemleyebiliyor. Bunlarla ilgili search de gerçekleştirebiliyorum arka planda. Şimdi bunun hemen search'ünü gerçekleştirelim. Yine çok basit birkaç ifadeyle bunun search'ünü gerçekleştirip arka planda bu olay gerçekleşmiş mi bunu göreceğiz. İşte yine source command line olarak gidersek işte benim böyle bir komut gerçekleşmiş mi? Bunun sorgusunu atıyorum. İşte burada da son bir saat olarak seçelim. Burada da olan olayların buraya yansıma süresi kimi zaman işte 10-20 saniyeler alıyor, kimi zaman işte bir dakikaya vesaire buluyor ama bir dakikaya hiçbir zaman geçmeyecektir. Anlık olarak arka planda gelecektir. Şimdi burada bir 30 saniye bekledikten sonra bu olay yansıyacaktır. Ben buna geçmeden önce şöyle bir örnek vermek istiyorum. Az önce indicator'lardan bahsettim. Buradan örnek vermedim. Indicator tarafında ben kategori bazlı bir sorgulama gerçekleştirebiliyorum. İşte indicator kategori deyip buradan işte eşittir ya da eşit değildir seçip ya da in seçeneğini seçip arka planda sistemde kayıtlı kategorilerden de bir sorgu gerçekleştirebilirim. Çok basit birkaç tıkla aslında böyle bir sorgu gerçekleştiriyorum. Benim endpointimlerimde böyle persistence kategorisinde bir olay gerçekleşmiş mi? Bunun analizini aslında bana çıkartıyor. İşte burada gördüğümüz gibi birçok olay çıkarttı. Şurada yanında true olarak çıkanlar aslında bunların bir threat olarak görüldü. Ya Sentinel-1 tarafına ya da Monero olarak işlendi. Ben buna göre artık arka planda sorgular gerçekleştirebiliyorum.
ya da diğer bir özellik demiştim. Buradaki koda göre şöyle bir soru gerçekleştirebilirim. Benim endpointlerimde description olarak bu ifade yer alıyorsa bunu bana çıkar. Şunu yapalım. İşte 1053 tekniği benim endpointlerimde görünmüş mü? Bunun sorgusunu gerçekleştirebilirim. Ya da bu sorgunun yanına farklı V'lerle V'larla bağlayıp aslında benim arka planda sorgumu daraltabilirim. Direkt bu harekete yönelik arka planda sorgular gerçekleştirebiliyorum. Yine buradaki sorgularla yine hikaye modunu kullanarak bu hareketin nelerin sebebiyet verdiğini, kaynağını, alt kırımlarında yine bakmak mümkün. Şurada bizim command şeyimize gelirsek, evet, user komutumuz arka plan nasıl çalışmış? Gördüğünüz gibi proses geldi. Baktığımızda arka planda böyle bir komut çalıştığını gözlemliyoruz. İşte baktığımız zaman EDR Sezer Demo diye bir proses çalışmış. Yani şurada daha net gözüküyor. Böyle bir komut çalışmış. Arka planda bir user oluşturulmuş. Şimdi burada böyle bir hareket bizim için dediğim gibi tamamen thread olmayabilir. Ama ben böyle bir hareket olduğu zaman sürekli olarak bunun bilgisi bana gelsin diyebileceğim senaryolar olabilir. Aslında bu örnek buna en iyi örneklerden bir tanesi. Böyle bir senaryomuz varsa buradaki direkt net user değil de daha farklı işte daha güzel bir regex ile bu sorguyu gerçekleştirelim. Direkt olarak cmd'de user oluşturma komutunun regex karşılığını buraya ekliyorum. Böyle bir komut yapıp yani arka planda bana gereksiz sorgu çıkartmasın. Belki net user bir yerde ifadede geçecek. Bu çakışma olmasın diye böyle bir sorgu yaptım. Böyle bir sorguyu arka planda save deyip artık watchlist oluşturabiliyorum. Yani buradaki watchlist'im işte bunu test diyelim. Bana sürekli olarak notification olsun. 3 saatte bir, 6 saatte bir, 12 saatte bir ya da bir günde bir bu sorgu arka planda çalışsın. Arka planda çalıştıktan sonra da bunun sonucu bana gelsin diyebiliyorum. İşte buradaki çok basit bir örnek üzerinden gittik net user. Ama bu örnek çok fazla değiştirilebilir. Örnek vermek gerekirse işte yine buna çok benzer bir örnekten gideyim. Hatta şurada da SentinelOne'da gömülü bazı örnekler var. Mesela işte PowerShell'de base 64 komut çalışmış mı? Bunun sorgusunu yapabilirim. Yani PowerShell'de çalışan komut base 64'lerle encode edilerek çalışıyorsa aslında orada belki şüpheli bir davranış olduğu anlamına gelebilir. Ya da siz bunu istemiyor ya da watchlist'lerle sürekli olarak bunu takip etmek istiyor olabilirsiniz. Çok basit bir sorguyla aslında arka planda böyle bir komutun çalışıp çalışmadığını gözlemliyoruz. Yine burada regex ifadesiyle aslında bir base 64 kodu key çalışmış mı bunu bize göstermeye çalışıyor. Şimdi burada yine command line'a tıkladığımız zaman hangi komutun çalıştığını gözlemliyoruz. İşte burada yine SentinelOne'un çok güzel özelliklerinden bir tanesi şu. Normalde burada bir encode ifade var. Ben bu ifadeyi alıp işte online bir tool'da ya da işte Python'da vesaire bunu decode edip aslında komutta ne yapmak istediğini çözebilirim ama işte kısa da olsa farklı bir ekrana geçmem, farklı bir uygulama çalıştırmam gerekiyor. Burada da SentinelOne çok basit bir tıkla aslında bu kodun bize decode karşılığını aslında veriyor. Bu baktığımızda bir arka tarafta IP config'ini veren bir key'miş. Bu zararlı bir davranış da olabilirdi. Bunun gibi işte zararlı olmayan bir aktivite de olabilirdi. Bunu çok rahat bir şekilde aslında sorgularında gözlemlemiş oldum. Dediğim gibi bununla da ilgili bir watchlist oluşturup işte ben bu query'i kaydettim. Kaydettikten sonra arka planda böyle bir olay gerçekleştikten sonra sürekli olarak bana bunun çıktısını üretsin gibi senaryo oluşturabiliyorum. Bahsetmediğim ya da şey yapmadığım özellik var mı diye bakıyorum. Aslında aşağı yukarı anlatacağım bir bitti. Bir de diğer bir özellikten bahsedeyim. Şöyle, işte ben bir search anlamında, yani threat hunting anlamında bana avantajları neydi? Ben bir olayı ararken bana farklı farklı şekillerde kategorize etmesiydi. Yani ben file olarak, network hareketi olarak, DNS hareketi olarak farklı kategorilerde ayrıntılı sorgular gerçekleştirebiliyorum. Bu sorguların altında işte bir DNS'te DNS reserve'ına göre işte ya da buradaki request'e, response'a göre farklı sorgular gerçekleştirebilirim. Ya da bir storyline, buradaki storyline koduyla bu kodu kullanarak olayı hikayeleştirerek olayın başını sonunu ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkarabilirim. Ya da yine indicator özelliğini kullanarak bir Mitra tarafında bir teknik benim network'ümde uygulanmış mı? Bunu çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirim. İşte ben bu hareketten şüphelendim. Bakıyorum 16 tane de indicator var. Hem de farklı farklı.
benim şüphelerim aslında bu daha çok kuvvetlendirilmesine yönelik bir hareket. Şimdi ben olayları fark ettim. Yani trade antikimi gerçekleştirdim. Instant response tarafına kaydığımızda yeteneklerim neler oluyor? Ben bir olayı manuel bir şekilde bir thread olarak işaretleyebiliyorum. Bu bir. İkincisi, ben bir sorguyu arka planda query'yi kaydederek watchlist oluşturup o bana watchlist işte mail gelsin, işte belki bir SMS bağlantısıyla ya da bir stack entegrasyonuyla bana mesaj olarak gelsin gibi farklı farklı aksiyonlar uygulatabilirim arka planda. İşte ben sürekli olarak benim sorguladığım query'ler bana bildirilsin gibi ve endpoint'imde her hareketi artık takip edebilir seviyeye geliyorum. Ya da bir sonraki noktaya gideriz. Deriz ki yani benim network'ümde işte şöyle bir hareket çalışmayacak. Yani PowerShell'de bir encode edilmiş bir komut çalışmayacak. Yani bu çalışıyorsa benim için zararlıdır. Katiyen ben böyle bir şey istemiyorum dediğinizde de artık orada da custom rule özelliğe giriyor. Şurada sağ tarafta custom rule'a tıklayarak ben bir tane rule oluşturuyorum. Diyorum ki oluşturdum. Burada benim şartım az önce belirttiğim query aslında. Response tarafına da hangi response'u uygulayacağım? Gerek ben böyle bir hareket görüldüğü an o ilgili cihazın network'ünü de karantinaya alabilirim. Ya da network'ün değil, ben bunu bir malicious ya da suspicious olarak işaretleyebilirim. Burada işaretlediğim, benim uyguladığım polise hangisi ise o poliseye göre artık aksiyon uygulamaya başlayacağım. Bunu next dedim. Bunu oluşturduktan sonra sistem şu şekilde çalışıyor. Benim loglarımın cloud'a gelmesi yani bu sorgu ekranına gelmesi işte 10 saniye ya da 30 saniye ya da en fazla bir dakika içerisinde olduğunu söylemiştim. Buraya geldiğinde o hareket fark edilir mi fark edilmez? Benim custom kuralıma işliyorsa anlık olarak benim belirttiğim oradaki response özellikleri artık uygulanmaya başlıyor. İşte ben kill karantina uygulamışsam olaylar kill karantina edilir ya da remediate rollback edilir. Yani benim istemediğim arka planda özel hareket varsa da onları da engelleme şansına sahip olmuş oluyorum. Herhalde süremizi de açtık. Bir 5 dakikada soru cevabı bırakalım. Asab hocam varsa sorular onları alabiliriz. Hocam ağzına sağlık. Sorularımız var. Ben sorularla başlayayım. Berkay Bey'in bir sorusu olmuş. EDR'larda agent'a ihtiyaç var mıdır diyor. Agent tabanlı EDR'ların agent kullanmayan EDR'lara yönelik avantajları veya dezavantajları nelerdir? Burada EDR tarafında agent'a ihtiyaç hani şu an konuştuğumuz SentinelOne özelinde ve benim bildiğim birçok EDR'da agent bazlı çalışıyorlar. Hani agent olmadan yani agentless EDR duymadım ama mesela Sezer Hocam burada şeyden bahsedebilir miyiz? Ranger özelliği belki burada şeyi sağlar mı? Hani agent kurulamayan sistemler için bir fayda sağlar mı? Belki aktarabilirsiniz. Orada şöyle bahsedeyim hocam. Agent'ın bize faydasından bahsedeyim. Makine üzerinde agent var. İşte Windows makine için düşünürsek arka planda bir SentinelOne agent'ı çalışıyor. Bu agent sürekli olarak cloud'a bir sürü log çıkartıyor. Bütün bu ekranda gördüğümüz logları. Bu logların yanı sıra arka planda da hem protection hem detection gibi benim koruma katmanımı oluşturuyor. Yani bir olası bir threat varsa anında buna bir response uygulayıp İşte o saldırıyı durdurma, önleme, engelleme gibi aksiyonlar alıyor. Eğer bir zararlı benim sisteme bulaştı, bulaştıktan sonra ilk başta endpoint güvenlik uygulamalarını bypass etmeye çalışıyor. Benim arka planda çalışan agent'ım, yani SentinelOne üzerinde konuşuyorum, kernel seviyesinde çalıştığı için hiçbir şekilde kendini durdurmasını, engellemesine müsaade etmiyor. Yani saldırgan SentinelOne'ı fark etse bile SentinelOne'ı bir şekilde atlatamıyor ve arka planda SentinelOne çalışıp aslında onu bize gerekli uyarıları, gerekli bilgileri arka planda sağlamaya devam etmiş oluyor. Yani agent'ın arka planda çok fazla avantajı var. Yani yapımızda agent yok. Agent kurulamayan işletim sistemleri vardır. İşte bir IoT cihazları vardır ya da akıllı olmayan cihazlar vardır. Burada da ben farklı koruma katmanları oluşturmak istiyorum derseniz. Bir de Ranger feature'ımız var bizim. Orada Sentinel'e yüklü olan agent'lar sürekli olarak network'ten bir tarama gerçekleştiriyor ve network'ten bilgi topluyor. Bu topladığı bilgilerle biz artık işte yapımızdaki, network'ümüzdeki SentinelOne yüklü olan, yüklü olmayan makineleri hatta SentinelOne yüklenemeyecek yani hiçbir şekilde desteklenmeyecek tamamen yönetilmez makineleri bir listesini çıkartmış oluyorum. Ve bunun arka planda bir etikete sahip oluyor. Ben bu etiketleri kullanarak network kuralları oluşturabiliyorum. Yani benim işte SentinelOne yüklü olmayan cihazlar, yüklü olan cihazlara erişemesin gibi aslında network seviyesinde de bir koruma sağlamış oluyorum. Tamamdır. Bir diğer soruya geçeyim.
Rollback ile ilgili bir soru gelmiş. Rollback'i nasıl yaptığına dair teknik detaylı bilgi verebilir misiniz demiş hocam. Şöyle, rollback özelliğimiz Windows'larda desteği olan bir özellik. Mac'te ve Linux'ta maalesef yok. Windows'larda da bildiğiniz gibi VSS Copy servisi var. Biz bir Shadow Copy alabilme imkanımız var. SentinelOne'da bu hizmeti kullanarak default'ta arka planda 4 saatte bir sürekli olarak Shadow Copy alıyor. Ve aldığı bu Shadow Copy'leri hiçbir şekilde user'ın ya da admin'in ya da arka planda farklı bir application'ın, uygulamanın kullanmasına müsaade etmiyor. Tamamen bu aldığı Shadow Copy'leri kendi himayesinde, kendi kontrolünde tutuyor. Yani biz hiçbir şekilde hani admin hakkına da sahip olsak artık o yedekleri, o şeyleri silmek işte ya da onlarla ilgili bir işlem yapamaz hale geliyoruz. Ta ki bir olay oldu, bir incident gerçekleşti. Burada da gördüğünüz işte bir storyline'a bağlı bir hareket gerçekleşti. Bu hareket olduktan sonra benim bir objemde bir silinme ya da bir kullanılmaz hale gelme gibi bir işlem varsa anında bu storyline'a bağlı objelerden ilgili backup'tan onu dönerek aslında objeyi kurtarmış oluyor ve bizim saldırıyı aslında minimize yani minimum hasarla atlatmamızı sağlıyor. Burada aslında bakış açımız şu değil. Yani bir saldırı olur, sen de rollback aksiyonuyla aslında geri dönersin. Bakış açısından ziyade detection yapılabileceği ana kadar olan geçen sürede hani bizim olayı fark ettiğimiz ana kadar geçen sürede eğer benim sistemimde bir kayıp varsa, bir dosyalarımda bir kayıp varsa bunu minimize etmek için aslında SentinelOne'ın müşterilerine sunduğu bir özellik. Tamamdır. Bir diğer soru aslında cevabını aldım demiş ama belki başka merak edenler de vardır. Burada Deep Visibility tarafında yaptığımız sorguları kaydedebiliyor muyuz demiş. Evet, onu kaydedebiliyoruz zaten. Tabii. Hem watchlist oluşturabiliriz ya da custom kural oluşturup öyle bir hareket fark edildiği anda SentinelOne bunu engellesin gibi aksiyonlarımız mevcut. Geçelim. Memory dump alma özelliği ne zaman gelecek denmiş hocam ve shadow kopiler ne kadar tutuluyor denmiş. Shadow copy'ler orada şöyle normal diskin %10'u kadar olan bir sürü boyut kadar arka planda tutuluyor. Default'ta gelen değer bu. Bir de her Shadow Copy 4 saatte bir alınıyor. Yani o %10'luk dilime ne kadar 4 saatlik backup'ı varsa aslında arka planda o kadar bir backup'ımız olmuş oluyor. Buradaki değerler değiştirilebilir. Oradaki saatler yani esnetilebilir. İşte gerek agent bazlı gerek bütün yapıda işte 4 saatte 52 saat olsun ya da 2 saatte 56 saat olsun. %10 değil de %20 olsun gibi seçeneklerimiz mevcut. O yüzden orası çok değişken bir cevap olur. Yapıya göre Tamamdır. planlanılabilir. Memory dump için bir şey var mı? Roadmap'te böyle bir şey var mı? Veya burada provisioning Memory dump üzerinden mi? aslında endpoint'lerde biz full remote shell bağlantısı gerçekleştirebiliyoruz. Günün sonunda bir endpoint üzerinde memory dump almamız gerekiyorsa ben full PowerShell bağlantısı atarak aslında şuradan da göstereyim. Remote shell bağlantısı gerçekleştirebiliyorum. Burada özellik olarak kapattığım için şu an gerçekleştiremeyeceğim ama bu remote shell bağlantısını atıp aslında arka planda bu dump'ları alabilirim. Sadece tek GUI ekranına bu özellik daha henüz gelmedi ama roadmap'te var. Yakın zamanda getirmeyi umut ediyorlar gelmesini. Öyle diyeyim. Tamamdır. Zaten benim sorusu olmuş. Hani burada vMeet ya da işte Sysmon ve benzeri mi kullanıyor? Yok, burada SentinelOne'ın kendi ajanı çalışıyor diyebiliriz. Bir Tabii. diğer Atakan Bey'in sorusu, ortalama 1000 son kullanıcının olduğu bir network'te EDR çalıştığı zaman stabil olarak kullandığı band genişliği yüksek olur mu? Birinci sorusu bu. İstersen bunu sen cevapla hocam. Orada şöyle, bu çok gelen sorulardan bir tanesi. Birçok bir endpoint'ten bile birçok log geliyor. Yani 1000 endpoint varsa arka planda çok büyük bir band genişliği tüketir mi sorusu. Hayır burada cevabımız. Çünkü kendi loglama mantığını kullandığı için yani logları herhangi bir işte Windows'un loglarını ya da arka planda farklı bir yerden log çekmiyor. Bütün olayları kendi izleyip kendi loglarını getiriyor aslında. Getirdiği loglar da metadata içerdiği için bir endpoint'i izlediğimizde günlük toplam aktardığı veri 3 ile 5 MB arası aslında. Yani bütün günden bahsediyorum ben. Yani anlık olarak atıyorum bir saatte aktardığı veri kilobaytlar seviyesinde olduğu için işte yapınızda 1000 client de olsa 10.000 client de olsa aslında sizin hiç hissetmeyeceğiniz seviyede bir network trafiğine ihtiyaç duyuyor. Yani Anladım. herhangi bir band genişliği anlamında sorun yaşamayacağız. Diğer sorusu Atakan Bey'in EDR çözümleri DLP ile kıyaslandığında DLP'nin sunmuş olduğu özellikleri içeriyor mu? Yoksa daha çok network'teki genel veya şüpheli hareketliliği mi takip edebiliyoruz?
Yani buna da ben cevap vereyim. Hani aslında birbirinden farklı çözümler, birbiriyle ilişkili olduğu çok az nokta olabilir ürünlerin her güvenlik çözümünde olduğu gibi. Ama birbirinden bağımsız iki farklı ürün ve konsept diyebiliriz burada. Adem Bey'in bir sorusu daha var. Network hareketlerinde IP adresleri için entegre bir risk skoru sistemi var mı? İşte Abuse risk skoru 70 üzeri olan IP'lerle iletişim var mı? Burada şey tarafında hani SentinelOne'un entegrasyon yeteneği oldukça geniş diyebiliyorum. Orada hani işte OTX vesaire gibi servislerle entegrasyon yapılabiliyor değil mi Sezer Hocam? Tabii, ya orada bu skorlamayı yapabilecek bize bir etiket olarak bu bilgiyi bize verecek bir yapı varsa, entegre edebileceğimiz bir çözüm varsa çok basit bir şekilde bu network bağlantılarını da kesebiliriz. Zaten SentinelOne içerisinde network kontrol özelliği var. Şöyle ki ben bir endpoint'in işte source bazlı, destination bazlı ya da port bazlı bir network bir kuralları işletebiliyorum. Yani diyebiliyorum ki ilgili endpoint'e işte 3189 bağlantısı hiç gerçekleşmesin. Ya da kullanıcı dışarıya doğru 3189 bağlantısı yapamasın. Ya da sadece 443 ve 80 portlarını kullanarak bir network bağlantısı yapsın gibi direkt endpoint seviyesinde bir network kuralı işletebiliyorum. Burada da bize dış bir üründen işte bir IP bilgisi gelir. Bu IP bilgilere işte gerek endpoint gerek dışarıdan oraya bir erişim olmasın dersek anında bu otomatik bir kural yazılabilir arka planda. Adem Bey'in bir sorusu daha var. İşte CMD üzerinde yazılan her şeyi alıp DB'ye yazdığına göre SSH yaptığımızı düşünelim. Şifreleri de alıp DB'ye yazıyor mu? Yani SSH için verdiğiniz parolayı işte -P ve password şeklinde parametre olarak verirseniz hani bu SentinelOne özelinde değil diğer tüm EDR'lar özelinde kaydedilecek bir harekettir. Normalde hani o şekilde bağlantı yapmanız zaten bence olmaması gereken bir bağlantı yöntemi diyebiliriz. Hani bu soruyu böyle cevaplamış olalım. Sigma tarafı entegre edilebiliyor mu denmiş Berkay Bey tarafından. Sigma tarafı ile ilgili bir entegrasyon var mı Sezer Hocam biliyor musunuz? Orada yani entegrasyondan istediğimiz şeye göre değişiklik gösterebilir hocam. Yani Aslında ya Siem Sigma'da ürünle bence şey olması lazım. Hani query olarak SentinelOne query'lerini bize vermesi lazım ki burada o query'leri uygulayabilin. Bence Sigma'da bir geliştirme lazım burada. Öyle bir entegrasyon yapılabilir belki. ama işte oradaki kuralları query'leri SentinelOne'a uygulayıp yani SentinelOne'ın kurallarına dönüştürüp bu tarafta işletebiliriz aslında Aynen arka öyle. planı. Bu yani decode halini tıkladığım aslında encode halini tıkladığımızda gösteriyor kendi DB'sine. Decode halde tutuyorsa CMD komutlarında arama nasıl yapılıyor denmiş. Yani çok... Şimdi burada dekod halini aslında ilk başta bize gösteriyor. Tekrar şöyle göstereyim. Ben buradaki sorgumu dekod yani şuradaki Base64'ün kullandığı algoritmanın regex'ini yazarak aslında buldum. Bu sorguyu yaparak benim yapımda bu algoritmayı kullanarak oluşturulmuş bir string ifade geçmiş mi? Aslında bunun sorgusunu yaptım. Sorgumda da 4 tane aslında bir olay olduğunu gördüm. Bir tane olaya baktığımda böyle bir komut çalışmış. Ve tek tıkla aslında bu komutun ne olduğunu arka planda gördüm. Yani burada yaptığım sorgu şurada işte net IP konfigürasyon sorgusuyla bulduğum ifade değil. Şu yukarıdaki bulduğum Base64 ifadesiyle bulduğum bir sorguydu. Tamamdır. Ömer Bey'in bir sorusu var. Linux ve Mac'te kullanılabiliyor mu? Cloud mu çalışıyor? Linux ve Mac'te çalışabiliyor. Ajanı var. Kurup kullanabiliyorsunuz. Hani üç farklı paket var SentinelOne tarafında. Core ve kontrol paketleri on-prem'de de çalışabiliyor ama bu complete dediğimiz deep visibility yani threat hunting için toplanan tüm datayı barındıran özellik sadece Cloud'da çalışıyor. İstihbarat servisi var mı? Entegrasyon desteği var. Hani çeşitli istihbarat servisleriyle entegre edebiliyorsunuz. Exe'yi dump edebiliyor muyuz demiş. Burada da yine hani full remote shell özelliği olduğu için siz herhangi bir hani çalışan proses vesaire memory dump öyle alabilirsiniz. Soruyu da öyle Burada cevaplayayım. oraya bir de ben ek şey yapayım hocam. Tabii. Ayrı bir feature'ımız var. Bu default'a kapalı bir özellik. Arka planda bizim belirttiğimiz tipteki dosyaların hepsini cloud'a dump'la yani cloud'a check gibi bir özelliğimiz var. Yani şunu diyebiliyoruz. Arka planda bir exe çalışıyorsa o exe'yi direkt olarak cloud'a check diyebiliyoruz. Onu dedikten sonra gelip buradan tek bir tıkla aslında o dosyayı indirip
O dosyada da işlem gerçekleştirebiliyoruz. Burada birkaç senaryo var. İster ilgili dosyayı endpoint üzerinde tutabiliriz. İşte endpoint'e bir karantina alanına taşır. Oradan bize çeker. Ya da endpoint, oradaki endpoint'te kalmasın. Çünkü offline olabilir. Network bağlantısı ihtiyacımız olur. Ben cloud'a çekmek istiyorum dersiniz. Direkt cloud'a çekersiniz. Ama default'ta bu özellik kapalı. Hani bazı her kurum istemeyeceği bir hareket çünkü. Ama istersek açılabiliyor. Tamamdır. Son olarak da Levent Bey'in bir sorusu var. Enerji sektöründe kullanılan Modbus, PLC, RTU cihazlarına yapılan atakları görmek ve önlemek üzere bir yetenek var mı demiş. Maalesef henüz oradaki cihazlarda bir de şey olarak desteğimiz yok. Orada tek yapabileceğimiz işte yine Ranger özelliğinden bahsetmiştim. Diğer makinelerimizi o makinelerden bir koruma anlamında bir şey yapabilir, çözüm sağlayabiliriz. Levent Bey de bir soru sordu ama o da EKS sistemleri için zaten sormuş. Buna da zaten aynı cevabı şey yapabiliriz. Onun dışında başka bir soru yok. Teşekkürler var. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar katıldığınız için, ilgi gösterdiğiniz için. Sezer Hocam sana da çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Sonrasında Geldiler, webinarlarımızda dinlediler. görüşürüz. Aynen öyle. Vakit ayırdığınız için teşekkürler hepinize. İyi günler diliyorum herkese. İyi günler. Görüşmek üzere.